iyi akşamlar. Bu programda yine programı açmak bana kaldı. Çünkü Selim Kotil yetişemedi, trafiğin içinde kalıyor. İstanbul efendim trafiği. Harun Beyefendi de kendi mahallesinde ya. Ben hoşlanmıyorum program açmak diye böyle bir tavır koydu. Ev sahipliğini göstermiş olduk. Nezaketimizi göstermiş olduk hocam. Söyleyecek bir laf yok efendim. Takdir seyirciye kalmış olsun beyefendi. Peki. Ona da itirazımız yok. Efendim, bir meclisteki tartışmaları izlemekteyiz. Türkiye'nin bir numaralı sorunu sanki bu başkanlık meselesiymiş gibi karşımızda ve mecliste akla ziyan işler oluyor. Yani tam işte programın adı akıl oyunu ya. Gerçekten akıl oyununa ihtiyaç var. Kesinlikle. Ama ne yazık ki akıl anladığım kadarıyla pazara çıkmış durumda. Anladığım kadarıyla. İkincisi, çok ciddi bir problem var. Kıbrıs meselesi. Doğru. Çok ciddi bir problem. Üçüncüsü, Devlet Bahçeli ne yapmaya çalışıyor? Bir şey yapmaya çalışıyor. Ama ne? İşte bir bunlar üzerine konuşmak gerekiyor. İşte bir anda hani bu geçmezse meclis fes olur. Bu acaba milletvekillerine şantaj mı? Yoksa AKP'ye bir mesaj mı? Bilmiyoruz. Yoksa şunu söylüyordu oradan doğruya Tayyip Bey'e. Eğer bu geçmezse ikimiz için de siyasetin sonudur. Yani benim için son ama seni bilmem senin için de son olmalı. Bir onlara bakalım karakter olarak istifa ederler mi bu? Hem Bahçeli hem Tayyip Bey. Kişilikleri istifa etmeye uygun mu? Böyle bir demokratik kültürden geliyorlar mı? Bir bütün bunların hepsine bakalım. Zat haliniz bu sağ sol terminolojisini sevmiyorsunuz ama bu akşam anladığım kadarıyla bunu bol miktarda kullanacağız. Peki. Efendim, bu öyle gösteriyor çünkü gerçekten müthiş bir kristalizasyon var ve bu kristalizasyon beni çok rahatsız eden işler oldu Türkiye'de son yaklaşık iki haftada. Gerçekten çok rahatsız eden meseleler var. Başlayalım efendim, buyurunuz. Evet efendim, buyurunuz. Aslında bu Cumhurbaşkanlığı, bütün bu tartışmalarla ilgili öncelikle mecliste ortaya çıkan fotoğraf ve görüntüler için ne düşünüyorsun? Önce ona bakalım. Şimdi, arkadaşlar mümkünse acaba rejiden meclisteki kavgalar gerçi dakika başı veriliyor ama bir kere daha seyirciyle buluştururlarsa iyi olur. Çocuklar mümkün olabilir size lütfen. Aslında yani o da verilebilir. Belki verilmesi mi daha faydalı bilemiyorum ama. Faydasından ziyade değil canım. Utanç vesikası olarak geçsin. Bizim belki, programda belki da kalsın. Diyorsun, bakarlar da utanırlar da. Utanç vesikası. Aynen öyle. Bir belge. Arşivlik belge. Utanç belgesi hocam, olarak dursun. Ben o. Bir defa şöyle ben birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi bugün mevcut parlamentonun bu milletin bütün iradesini temsil etmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir baraj söz konusu. Bu sefer insanlar yani seçimin dışında kalan, parlamentonun dışında kalan seçmen sayısı 10 milyondan fazla. Yani bu çok ciddi bir rakam. Onun için bu parlamentonun 77 milyonu temsil etmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İkincisi veriyorlar evet. İkincisi evet bir de şu var hocam. İkincisi kavga ne zaman olur diye düşündüğünüz zaman insanların fikirlerinin bittiği, olaylar karşısında yorumu yapamayacak duruma gelirse aslında acziyetin de bir ifadesi olarak ben görüyorum. Hep böyle olmuştur bunlar. Onun için bizi temsil eden bir parlamentonun çözüm üretecek ve milletin önündeki problemleri çözecek olan bir parlamentonun bu tür manzaralarla yok, beraber kavga olması hoş bir şey görüntülerini değil. Görüntülerini verin. Arkadaşlar şu kargaşa şuraya bakar bu. Mısın? Yani şimdi düşün şuraya bakar kocaman mısın? Kocaman adamlar iyi maaş alıyorlar, milleti temsil ediyorlar ve şu görüntü hoş bir görüntü değil maalesef. Yani gerçekten biz dışarıdaki insanlar da bu manzarayı izliyorlar. Yani biz millet olarak, milletin bireyi olarak üzülüyoruz, utanç duyuyoruz ama bir de bu manzarayı bütün dünyanın seyrettiğini düşünüyoruz. Bak şimdi şöyle en düşündüm. Büyük problemlerin olduğu bir Türkiye'desiniz. Bu problemlerin çözüm beklediği bir ülkede yaşıyorsunuz ve bizim temsil edenlerin de işte kavgası bu. Şimdi bak, birinci meclis bizim için en kutsal, en önemli evet, meclis. Kurucu öyle meclis. Mi? Şimdi bak, birinci mecliste bu kadar şiddetli konular görüşüldü. Müthiş bir şiddetli muhalefet oldu. Biliyorsunuz birinci meclisimiz bizim 3 dönem görev yaptı. Ondan sonra bu Lozan öncesi arkadaşlar kaldırabiliriz. İkinci dönem kuruldu. Bak şimdi.
bu kadar çok şiddetli tartışmaların yapıldığı o birinci mecliste, bu kadar ağır muhalif unsurların olmasına rağmen hiçbir zaman şu manzara ortaya çıkmadı. Şimdi düşünüyorsunuz, birinci meclisin yılı ne zaman? 1920. Şöyle değerlendiriyoruz. Efendim 1920'nin Türkiye'sinde okuma yazma oranı, okullaşma bile değil, bak okuma yazma oranı %3, %5'lerde. Ve biz %3, %5'lerden, bu okuma yazma oranından bir takım unsurlarımızı o meclise gönderdik. Üstelik o meclis yalnızca erkeklerden oluşan, teşekkür eden bir meclisti. Birinci mecliste kaç milletvekilimiz, daha doğrusu şöyle yine milletvekili ifadesini kullanayım tabii ki. Birinci mecliste kaç milletvekilimiz vardı, sayısını bilemiyoruz. Çünkü muhtelif, rakamlar maalesef muhtelif. İkincisinden itibaren ama çok sağlıklı rakamlarımız yürüyor. 400 diyen var, 280 diyen var, kaynaklar 330 diyen, 350 diyen var. Karışık sonuç olarak ama ne olursa olsun. Yalnızca erkeklerden oluşuyor, savaş koşullarının arkasına gelmiş. Böyle bir meclisten söz ediyorsunuz ve o mecliste hiçbir zaman şu kavga gürültüyü görmedik. Daha sonra gördük, öldürmeler de gördük. O ayrı bir mesele. 2016'ya geldik. Ve nedir? 2002-2017, 15. senesi siyasal iktidarın, 15. kesiksiz senesi. Ne bekliyoruz? Meclisin entelektüel düzeyinin yüksek olmasını bekliyoruz. Ve mecliste milletvekilliği yapan şahsiyetlerin etik anlayışlarının, yani siyaset, milletvekilliği etik anlayışlarının model örnek olmasını bekliyoruz. Bu ikincisi. Üçüncüsü ne bekliyoruz? Sürekli olarak AKP bize ne ifade etti? İleri demokrasi, ileri demokrasi, ileri demokrasi. Şimdi dünyada bakalım, ileri demokrasi diye tanımladığımız örnekleri şöyle bir anımsayalım. Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada, İsveç, Norveç, İngiltere, bırak onu, İrlanda ve İzlanda'yı da buraya katıyorum. Bak, onları bile buraya koyuyorum. Gelelim Avrupa'ya. Bize en benzeyen İtalya. En benzeyen İtalya'da bile şu manzaralar yok. Peki Almanya'da görüyor muyuz? Hayır. Fransa'da görüyor muyuz? Hayır. Belçika'da görüyor muyuz? Hayır. Hollanda'da görüyor muyuz? Hayır. Nerelerde görüyoruz? Kore'de görüyoruz. Ukrayna'da görüyoruz. Balkan ülkelerinde görüyoruz. Arap dünyasından söz etmiyorum. Orada rezalet. Afrika'dan söz etmiyorum. Zaten Türkiye ile mukayese etmek kendi ülkeme karşı haksızlık olur, kendime karşı haksızlık olur. Onlarla ben aynı ligde miyim diye. Peki bütün bunlara rağmen bu rezillik nedir? Bunun adı rezilliktir. Başka hiçbir şey değil. Üstelik düşün. Anayasa diyor ki bu oylamalar gizlidir. Anayasa diyor. Meclis iç tüzüğü diyor ki gizlidir. Peki bir bakan Recep Akdağ. Efendim çiğnediysem çiğnedim, yaptıysam yaptım, olduysa oldu türünden bir ifade göstererek. Nasıl yaparsınız bunu ya? Siz kendi çıkardığınız yasalara saygılı davranmıyorsanız sokaktaki insandan saygı bunu nasıl bekleyeceksiniz? Evet. Üstelik Türkiye'de hukuka karşı, adalete karşı güven kaybolmuşken benim gibi kıdemli sanıklar mahkemelerde adaletin olmadığını biliyorken, ben kaç davada yargılandım ya. Biliyorum, hukukun nasıl işlediğini biliyorum. Özlemimiz hukuk devletiyken beyefendiler ve hanımefendiler o meclis kutsal çatının altında her şeyi yerle yeksan ediyorlar. Sonra geri dönüp diyorlar ki bu ülkede barış olsun, huzur olsun, bırak onu sen, milli seferberlik olsun. Milli seferberlikte nedir? Sen, ben, o, hepimiz bunu ifade eden kişinin arkasında saf tutmak zorundayız. Hocam milli mutabakat olmadan peki nasıl saf tutacağız? Var mı milli mutabakat? Olmayan yerde nasıl milli seferberlik olacaksınız? Peki neyin peşindeler? Neyin peşindeler? Hocam bir defa ana meseleyi maalesef utançlı buluyorum. Çok utançlı. Aynen katılıyorum hocam. 1920'de niçin yoktu diye ben şimdi eğitim düzeyini ifade etmenize rağmen niçin yoktu diye aslında bizi izinlerin biraz tefekkür etmesini istiyorum. Çünkü insanlar savaş meydanından gelmişler. Efendim İngiliz'e, Fransız'a, İtalyan'a karşı savaşmışlar. Efendim misyoner faaliyetlerin ne kadar yıkıcı olduğunu yaşamışlar. Hepsini bununla yaşamışlar. Artı din adına efendim İngiliz, Fransız'ın safında olanları ayıklamışlar. Yani belki eğitim düzeyi sınırlı olabilir ama
Yani bir vatanseverlik düzeyi %100 var, bir ülke sevgisi var, bir savaş meydanından gelen ve ülkenin menfaatlerini kendi arzularını önüne çıkaran bir topluluk var orada. Şuna katılır mısın? Vatanı kaybetmenin ne demek olduğunu yaşamışlar. Yani burun buruna gelmişler hocam. Onun için o insanların vatanı, ülkesi, geleceği kendi saltanatından, servetinden, geleceğinden öne çıkmış. Çok farklı bir şey bu. Yani bu eğitimle de kazandığını mı bilmiyorum. Kazanmış olsa belki bu manzaraları görmemiş olurum. Farklı bir şey bu onun için. Onun için burada yani 1920'ye böyle bir atıfta bulunarak bugünümüze gelmek gerekirse o günün farkı buydu. Bugün de ifade ettiniz yani kalitesi, birikimi, bir şey eklemek lazım. Yani bu parlamentodan biz çözüm bekliyoruz. Yani tarımla uğraşan insanlar, yani tarım köylüsü çözüm bekliyor, sanayicisi çözüm bekliyor, işçisi çözüm bekliyor, memuru çözüm bekliyor. Çünkü aldığı biliyorsun asgari ücret açlık sınırının bile altında. Artı ülkemiz savaş içerisinde. İçimizde terör var, Güneydoğu'da savaşıyoruz ve Irak'ta savaşıyoruz, Suriye'de savaşıyoruz. Bütün bunlar olurken oradaki her birey, parlamentodaki her bireyin, bir milletvekilinin bunun önüne koyarak kendi düşüncesinin ötesinde bu değerleri alarak bir yorum yapması, çözüm üretmesi, dert edinmesi gerekmiyor mu? Şimdi bunu insan, bunu dert edinen, bu olay fotoğrafı bütün görebilen bir milletvekilinin kavgaya zaman bulacak zaman da olmaz. Çözüm üretmek için uğraşır. Ve orada artık siyasi partilerin de, ben bence parlamentoda siyasi partilerin formaları da önemli olması lazım. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Bunu fark edememişlerse, herkes kendi formasını hala çalışıyorsa, onu öne çıkarmaya çalışıyorsa, birbirine çamur atıyorsa bizim hocam işimiz çok zor. Bak şimdi demin orada bir şey konuştuk. Dedik ki o birinci parlamentoya baktığımız zaman oradaki bireylerin birkaç tanesi hariç. Zaten onlar arşivlerde, kayıtlarda, söylevlerde de başka devletlerin casus, ajanı oldukları yazılı. Ama ayıklanmış ama bak. Tabii. Turnusol gibi o. O parlamento turnusol gibi. Bak onu söylüyorum ya. Kayıtlarda var. Kimin ne olduğu orada çok açıkça var. Önemli. Şimdi ne dedik? O parlamentodaki insanların bir tek kaygıları vardı. Bir vatan edinelim. Bir vatan elde edelim. Bak bu vatanı elde etmek için bir büyük mücadele verelim. Şimdi bu tarihi anımsatmak istiyorum. O 23 Nisan 1920'deki meclis niçin açıldı? Ve oradaki insanların neden bütün mücadelesi, amaçları, hedefleri bir vatan yaratmaktı. Söyleyeyim, bakın. Savaşın bitişi Osmanlı Devleti açısından 30 Ekim 1918. Sevgili izleyicilerin bu kronolojiye çok dikkat etmesini özellikle rica ediyorum. Bakınız, 30 Ekim 1918. Bitti mi? Güzel. Bu 30 Ekim 1918'deki Mondros Mütarekesi'nden sonra ne oldu? Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkış hazırlıkları başladı. Yaklaşık 6 aydır İstanbul'da kalışı. Ayrılış tarihini 16 Mayıs 1919. Yunanlıların İzmir'e çıkışı ne? 15 Mayıs 1919. Bakın şimdi. Biz yalnızca Sevr üzerine yoğunlaşarak çok konuşuyoruz. Oysa ki Sevr'in dışında Osmanlı'yı parçalamak için 9 gizli antlaşma daha var. Türevi ile birlikte toplam 11 gizli antlaşma vardır. Kendi aralarında kimlerin İngiliz, Fransız, İtalyanların ikili, üçlü falan filan ve Rusya da dahildi. Sonra 17 Ekim'in devriminden sonra Rusya çekildi oyun tahtasından. Bakın şimdi. Çıkıldı, gelindi. Amasya Genelgesi Haziran 1919'dur. Erzurum Kongresi Temmuz'dur. Sivas Kongresi kararının açıklanması Eylül'dür. Demek ki bitirdik. 14 Eylül'de meseleyi bitirdik mi? Çok güzel. Bakın. Bütün bunların hepsi kaç yılı? 1919 yılı. Bunlar olurken ilk bir isyan patladı. Ali Batı isyanı denilen isyan doğuda bir Kürt bey. Ardından Cemil Çeto isyanı. Bakın şimdi kişilerin adlarıyla bunlar hep nedir? Kürtçü isyanlar bunlar. Dikkatinizi çekerim. Demek ki hem o işgalciler, emperyalist o devletler var, hem onların kışkırttığı şimdi bir de Kürtçü isyanlar var. Ardına Kürtçü İslamcı isyanlar eklenecek, ardına İslamcı isyanlar eklenecek. Ama ortak karakteri ne bunların?
arkasında İngilizlerin olduğu. Onu çizmek lazım hocam. Yani orada şimdi Kürtlere mal etmek lazım. Bakın şimdi arkasında ne var? Arkasında ne var? İngilizler var. İngiliz emperyalizm var. Güzel. Güneydoğu'daki Kapadokya bölgesini daha doğrusu şöyle düzelteyim. Hem Güneydoğu'daki hem Adana bölgesindeki, Çukurova bölgesindeki Osmanlı vatandaşı olan Ermeni milliyetçilerin kalkışmasında da kim var? Fransa var. Çünkü birlikte hareket ediyor. Evet. Şimdi o halde birinci meclise gelenler bütün bu gerçeği yaşayarak geldiler mi? Evet. Şimdi bakalım o insanların kimliklerine. Şimdi birinci gerçek bu. Şimdi gelelim ikinci gerçeğe. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Halide Edip Adıvarlar'da dahil, yani o kadronun bir kısmı. Dürrizade'nin fetvasıyla idama mahkum edildi mi? Vahidettin bunu onayladı mı? Onayladı. O halde birinci meclisin üyeleri neyi biliyor? Devletin başında bulunan halife, sultan kimliğini taşıyan kişinin de ihanet içinde olduğunu biliyor. Başbakan damat Ferit'in ihanet içinde olduğunu biliyor. Kimle birlikte hareket ediyor? Dikkat! Yine İngiliz emperyalizmi. Evet. Bakın şimdi. Onun için rica ettim sevgili izleyicilerden ki lütfen ne olur buna dikkat buyurunuz diye. Bakın ne oluyor? Çünkü o günden bugüne bir paralellik kurulacak da o nedenden bunları, bütün bunları söylüyorum. Şimdi üçüncü unsura bakalım. O meclisin üyeleri şimdi neyin içinden çıkıp geldi? 16 Mart 1920 tarihi çok önemli bir tarih. Neden? Çünkü İngiliz askeri birlikleri Şehzadebaşı Karakolu'nu sabah ezan daha okunurken, okunmak üzereyken bastılar. Orada bizim 20 askerimizi şehit ettiler. Nerede? Yataklarında. Yataklarında iç fanilalarıyla. Peki niye yaptı İngilizler bunu? Yapma sebebi şu. Çünkü Şubat'ın 17'si 1920 Misak-ı Milli kararları İstanbul Meclisi Mebusanı tarafından ilan edildi. Neydi Misak-ı Milli kararları? Her ne kadar orada bir harita çizilip somut olarak karşımıza konmadıysa da madde madde baktığımızda bugünkü vatan topraklarının sınırları çizilmişti. İşte İngilizler buna tepki gösterdiler ve bu işgali resmen o cinayetle birlikte yaptılar. Şimdi düşünelim. Şubat 1920'den önce ne var? Şu var. 1919'un sonunda Birinci Dünya Savaşı nedeniyle yapılamamış olan Osmanlı genel seçimleri yapıldı. Meclis-i Mebusan kuruldu. O Meclis-i Mebusan'ın Erzurum milletvekillerinden birisi de Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. Birisi de odur o gün. Tabii Mustafa Kemal Paşa daha gazilik ünvanı almamış. Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat kendisidir. Ankara'daki meclis demek ki niye kurulmuş? İstanbul'daki meclis basılıp lağvedildiği için bir kısım üyeler, yazarlar, düşünürler, gazeteciler, subaylar, yerel yöneticiler, genel valiler gibi tutuklanıp Malta Adası'na sürgüne gönderilmiş. İşte o nedenle 23 Nisan 1920 tarihindeki meclisin açılışı ilan edildi. O meclisin üyeleri kimdi? Son madde olarak da onu ifade edeyim. İstanbul Meclisi Mebusanı'ndan kaçmayı başarabilmiş olanlarla müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin belirlemiş olduğu üyeler, Ankara'ya ulaşabilenler ulaştı. İlk meclis 23 Nisan 1920 tarihinde açıldığında maalesef ve ne yazık ki kaç üyeyle açıldığını bugün bilemiyoruz. Ne yazık ki bilemiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. O meclisin üyeleri gerçek katışıksız vatanseverlerdi. Tek kaygıları bugün Filistinliler gibi, KKTC'yi oluşturan Türk unsurlar gibi, Tayvanlılar gibi ve dünyanın başka birkaç ülkesinde olduğu gibi yalnızca tek bir çabaları vardı. Vatan, bu toprakları kaybetmemek. Bugünkü kavgacı milletvekillerine ve bugünkü meclise baktığım zaman bir kısım milletvekilini tenzih ederek söylüyorum. Bir grubunu tenzih ederek söylüyorum. Kaybetmek, korku, kuşku endişesinde oldukları tek bir şey var. Rantiyeyi kaybetmek, parayı kaybetmek, bu inşaat şirketleri falan filan ortaklıklarını, nepotizmi yani akrabalar, akraba kayırmacının devlete yerleştirdikleri onları, ellerindeki o çıkarları kaybetmek, son olarak da bir sonraki milletvekili seçiminde bizi genel başkanlar buraya yazsınlar arzu istekleri yüzünden, yani milletvekilliğini kaybetmek korkuları yüzünden bize vatan kaybettiriyorlar. Bu beyler yarın ve hanımefendiler, o kavgacılar,
o oylarını böyle göstere göstere kullananlar yarın torunlarına ne cevap verecekler merak ediyorum. Maruzatım budur beyefendi. Yani aslında o günün fotoğrafını ortaya koymuş oldunuz. Ben de zaten ilk başta onu ifade ettim. Yani o dönemin insanların eğitim %5 olmasına rağmen bu duyarlılığın olmasının arka planında bu gerçekler yatıyor. Buna katılıyorum. Bir şeyin altını çizdiniz, ben de tekrar çizmede fayda görüyorum. O da şu, gerçekten o gün işte Kürtçü isyan dediğimiz isyanlar, işte sizin ifadenizde işte İslamcı vesaire. Ama bizi izleyenler şunu iyi kavrasınlar ki, gerçek vatanına, milletine ve dinine bağlı gerçek Müslümanlar Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında olan insanlar. Kesinlikle. Yani onlarla beraber Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kurtardı. Bunu da görmemiz lazım. Selim Kotil beyefendi yetişebildi. İstanbul'dan Selim Kotil şu trafikten ne çekiyor? Yani? Hiç kimse çekmiyor. Sadece Selim çekmiyor. Hep mi çekiyoruz? Çok çekiyoruz. Bu. Gerçekten şu İstanbul'un trafiğinden İstanbul çok çekiyoruz. Ve İstanbul'da yaşamanın bedeli çok ağır oldu. Sanıyorum ki Selim Kotil bizi kurtaracak. İstanbul dışında bir yerlerde böyle bir çiftlik aldığını duydum zaten. Öyle mi? Yukarıda tabii de Mustafa Uğurlu söyledi. Yukarı gelmeden önce dedi ki bir büyük çiftlik aldı işte için. Hocam işte kulisleri ekrana taşımasak iyi olur bence. Ha değil mi? Şimdi, maddi durumunu taşımayalım pardon ya doğru söylüyorsun. Şimdi, bu kişinin ülkenin özel hayatına girer. Haklısın. Şimdi hocam bunun altını çizmek lazım. Yani o günkü insanların yani gerçek dindarı, Müslümanı, irşat ehli olanı, gerçek tasavvuf erbabı olanı, o Yunusların, kesinlikle, Hacı Bektaşların varisleri o gün Mustafa Kemal Atatürk'ün yanındaydılar. Ama cübbesi ve sarığı olmasına rağmen İngilizlerin himayesini kabul edenler, teslim olanlar ve halkı da isyana davet edenler ise isyancılar olmuşlardır. Onun için burada doğrusu, ne Kürt kardeşlerimiz kendilerine ne de bugün gerçek kendilerine şey yapmak. Dikkat et bak, Kürt demiyorum, Kürtçü isyanlar. Diyor. Evet, dikkatini o anladım çekelim. Ben onu Kürtçü insan biliyorum. Yani, Türkçü de olsa, Kürtçü de olsa bu zararlı şey. Mikro milliyetçiliği kabul etmiyoruz. Evet. Doğru değil. Yani tekrar ettim ki millet yani, daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Diyapağının varlığını kesinlikle unutabilir yani miyiz? Kürt diyapağı. Yani bugün PKK hareketini ben oradaki topluma mal etmek kadar en büyük cinayet bence onun mal etmek olur. İşte bravo, o bak, farklı bir şey bak, yani. O günkü unsurlarla aynen, bugünkü PKK, PYD aynı. Dikkat et. Kesinlikle. O gün İngiliz emperyalizmiyle işbirliği yapanlar bugün Amerikan emperyalizmiyle işbirliği yapıyor. Amerika İngilizce'den parmağın olmadığını düşünemiyorum. Hayır, o da canım MI6 MI5 sen ne diyorsun? İngiliz istihbaratının ama o birikimi şunu biraz hocam Selim Bey'e de gene şunu biraz edelim. Şimdi evet Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ama bir savaş vererek kuruldu. Peki bu millet 15 yıldan beri tam destek verdiği, istikrar adına tam destek verdiği, efendim ülkenin geleceği adına tam destek vermiş olduğu, bir iktidarın olduğu bir ülkede bugün bir savaşı konuşuyorsak, efendim toplumsal barışın bozulduğundan hareketle gündemimizi oluşturuyorsa, terörü konuşuyorsak, ya buna da biri bir cevap vermesi gerekiyor. Evet, Osmanlı'nın harabesinden İngiliz, Fransız, İtalyanlara karşı bir savaş verilmiş. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve biraz önce de biz oradaki meclisten biz bir tablolar ortaya koyduk. Doğru mu? Peki 15 yıldan beri istikrar için rey verilen, iktidar eden bir siyasi parti bugün ülkeyi getirdiği noktada konuştuğumuz şeyler biz Suriye Savaşı'nı, Irak Savaşı'nı, efendim Güneydoğu sınırlarımızın güvensizliğini, terörü, iç savaşı konuşuyoruz. Bu nasıl bir şey? Yani o gün izah edilebilir. Yani o günün şartları izah edilebilir ama bugünün şartlarında niye bu noktaya geldik biz? Yani ha diyeceksiniz ki efendim emperyalistler işte Amerika gerçek yüzünü ortaya koydu. İşte FETÖ hareketi üzerine toplumsal mühendisliğini inşa etti. Evet edecek. Yani bunların durması mümkün değil. Ama bunun karşısında milletin tam desteğini alan bir iradenin, siyasi iradenin bunun karşısında ortaya koyacağı tavır, getireceği çözüm, ufuk nerede? Ve bu noktada da milletimiz bugünkü bu faturanın bir kısmını değil de belki de demokrasiyle idare ediyorsak milletimiz de aynaya geçip bugün tartıştığımız olayların müsebbibinin Türk milletinin bizatihi kendisi olduğunu görmesi lazım. Benim, sizsiniz,
parlamentoda milletvekilini seçen Türk halkıdır diyorum. Onun için bunu da şahsen Türk milletini mukayese etmesini istiyorum. O günkü 1920'deki kurulan meclis hangi şartta kurulduğu belli. Kiminle savaştığı belli. Hı hı. Ya istikrar adına gelmişsin kardeşim sen. Bu halimiz ne bizim ya? Neyi konuşuyoruz biz? Biz burada bugün Türkiye'nin şunu konuşması gerekmiyor mu? İstikrar varsa 15 yılın içerisinde. Türkiye Avrupa'yı teknolojik olarak nasıl geçirebiliriz? Amerika'yı efendim o kağıttan imparatorluğu nasıl yıkabiliriz? Biz nasıl efendim asgari ücreti 5.000 lira değil 10.000 lira nasıl yapabiliriz? Bunları konuşmamız gerekmiyor muydu? Niye bunları konuşamıyoruz biz ya? Bak şu anda Avrupa neyi konuşuyor biliyor musun? Robotların elektronik insan hakkını yasalaştırıyor. Robotlarla insanlar arasındaki ilişkiyi hukuki tabanını oluşturuyor. Hukuk oluşturuyor. Hukuk bir robot neler yapabilir? Bir insan robota ne yapabilir? Bir robot insanlara ne yapabilir? Bir robot öteki robota ne yapabilir? Neresi suçtur? Neresi? Bak hukuk yazıyorlar şu anda Danmal. Yasa yazıyor. Yasa. Ve sen neyi konuşuyorsun? Sen şunu konuşuyorsun. Türkiye'de robotlaştırılmış insanlarla ben sandığa giderim. Bak Avrupa robot, insan ayrım bir şey konuşurken sen ülkende insanları robotlaştırıyorsun, efsunlaştırıyorsun. Neyle yapıyorsun bunu? Yoksullaştırarak yaptırıyorsun. Beyefendi, bir cümle iki haftadır zatahiniz yüzünden program açmak zorunda kalıyorum. Bak iki haftadır. İzleyici de diyor ki nerede bu yakışıklı adam, fotojenik bak, adam? Kaç haftadır niye diyor yapıyor? Gör işte, ben açıyorum. Hocam ben, Selim Bey hoş geldiniz. Bir şey söyleyerek. Şimdi Avrupa Birliği'nin de yani emperyalist devletlerin de robotun hukukuna saygı gösterdikleri kadar tarihte Ermeni soykırımına Türkler uğramasına rağmen Ermeni soykırımı Türkler yapmamıştır diyenleri yargılayacak kadar da çifte standart evet. içinde olduklarını sen elindeki ifade Kıbrıs'ı etmek lazım. Vermek üzeresin. Ne yapsın adam? Konuşacağız şimdi Kıbrıs meselesini evet. konuşacağız. Orada ben. Evet. Buyurunuz efendim. Şimdi biz Cumhurbaşkanlığı meselesini konuştuk başkanlığı. Ben konuşmayı kafaya koymuştum peki, bu hafta. Peki iyi, çok iyi olur çünkü canlı okunmuş durumda ortalığı. Çok iyi olur. Peki o zaman şöyle ya bizim şöyle bir soru sorayım. Sence ekonominin gelmiş olduğu bu durum, euronun, doların gelmiş olduğu bu durum bizim içerideki iç politikadaki istikrarsızlığımız, akılsızlığımızın sonucu mu yoksa yurt dışındaki büyük aklın sonucu mu? Güzel bağladım değil mi Harun Bey? Harika. Yalnız o büyük aklı da karşıyım. Akılsız da olmamak gerekiyor orada. Onu buyurunuz. Lazım. Şimdi tamam. Esasında uzmanlık alanınıza başvuruyoruz şimdi efendim. Şu anda yani dövizle ilgili herkes bir şeyler söylüyor. Hı hı. Önce şunu diyelim yani peki bu dövizin çıkışı devam edecek mi veya bu süreci kim durdurur? Buna değineceğiz. Hemen ben en son söyleyeceğim baştan söyleyerek izleyicilerimizle ve sayın özellikle Cumhurbaşkanımızla ekonomiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Radikal açıklamalarda bulundu. Danışmanlar onu yanlış yönlendiriyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi ben verilere de değineceğim tek tek. Şunun altını çizeyim. Türkiye'de dövizi sadece Haydar Hoca durdurur. Niye? Ben bunu matematik denklemleriyle şu anki verilere tek tek önüne koyacağım. Bir, önce şunu diyorlar. Dışarıdan birileri Türkiye'den döviz çekiyor. Hani dışarıdan bir komplo teorisi var burada. İşte dışarıdaki belli lobiler içeriden dövizi dışarıya da çekiyorlar. Döviz çıkıyor. Bunu söyleyenler var. Buradaki verilere bakalım. Kasım ayında doğru 2,5 milyar dolar Türkiye'den bir net para çıkışı oldu. Ama Aralık ayı ve Ocağın ilk haftası 45 gün boyunca toplam manada yabancıların Türkiye'ye net 300 milyon dolar girişi var. Bir defa dışarıdan dışarıdaki birileri Türkiye'den para çıkartmış değil. Yani döviz çıkıyor ama bunun sebebi türev piyasalarında, borsada ki yabancıların dışarıya para çıkartması değil. Hı hı. Aksine 300 milyon dolar bir para girişi var. İkinci bir soru geliyor akla. Hani diyor Sayın Cumhurbaşkanımız ki eline döviz tutan şeydir. Yani dolar tutan terörist gibidir diyor. Şimdi
Bence hiç şık değil. Bence yani o çok değil. Tabii yanlış bir ifade. Şöyle ki... Hayır, terörü Amerika, doları Amerika böyle kullanıyor olabilir hocam. Şimdi, o ayrı bir şey. Şimdi, ayrı bir şimdi, şey. O da öyle. Şimdi rakamları vereveye gidelim. Bir, başka türlü bir şey ifade kullanabilirdi orada. Dışarıdan yabancılar döviz çekmiyorlar. Aksine para girişi var. İki, Türkiye'deki döviz tevdiat hesapları dediğimiz Türkiye'deki yerleşiklerin yani vatandaşların bankalardaki döviz hesaplarına baktığımız zaman 173 milyar dolardan 170 milyar dolara düşmüş. %25'miş şey yani %25'i tasarrufun şeyde duruyormuş. Şimdi, dövizde duruyormuş bankalarda. Vatandaşın demek ki küçük miktar, geri kalan büyük miktar. Hayır, burada şeyde, daha enteresanı yatıyor. Ekim ayında 173'tü. Şu anda 170. Yani son 2 ayda Türkiye'deki yerleşik insanlar, hane halkları parasını dövize yatırmamış. Tam tersine bir kısım dövizden parayı TL'ye çevirmiş. 170 milyara mı düşmüş? Düşmüş 170'e. Şimdi adım adım gidiyoruz. Bir, yabancı Türkiye'ye para göndermiş. Para çıkışı yok. Türkiye'de bankalardaki döviz miktarında 3 milyar dolar düşüşü olmuş. Peki o zaman döviz niye çıkıyor diye asıl soruyu soralım. Yani bir defa şu, birileri içeride bize komplo kuruyor. Dışarıdan birileri para çekiyor. Bir defa bu değil. Peki durum ne? Şimdi gelelim asıl rakamlara. 2016 yılının başında biz Meltem ekranlarında 2017 yılında döviz 4 lirayı bulur diye programlar yapıyorduk. Sizin de yazın 3,5 lira ve 4 lira arasında olacağını açıklamalarınız oldu. Şimdi gelelim peki döviz Türkiye'de çıkış sebebi ne? Önce şuna bakalım. Türkiye'nin son 10 yılda toplam cari açığı ne kadar? Yani cari açık şu demektir. İthalat, ihracattan dolayı olan fark, turizmden bir kısım kapanıyor. Sonuçta sizin içeride ihtiyaç duyduğunuz döviz miktarı. Son 10 yılda Türkiye'nin verdiği cari açık 450 milyar dolar. Şimdi 10 yılda 450 milyar dolar açık veren bir ülke var. Peki bu kadar büyük bir açık varken döviz niye çıkmadı Türkiye'de? Çünkü sürekli olarak sıcak para girişi oldu. Bu parayı kredi olarak özel sektör aldı, bankalar aldı, devlet aldı, kamu kurumları aldı. Ciddi şekilde dışarıdan içeriye sıcak para girişi oldu. Şimdi bu paranın girişi dövizin içeride artmasına engel oldu. Bu tamam. Peki şimdi gelinen noktaya bakalım. Şu anda net rakamları veriyorum. 2017 yılında yani bu yıl Türkiye'nin özel sektörün artık kamunun ödemesi gereken para bu yıl ödemesi gereken borç dışarıya. Sadece bu yılki borç 104 milyar dolar. Şimdi toplam borcumuz ne kadar? Dış borç 416. Ama bu yıl 104 milyar dolar para ödenecek. Yani ortalama ayda 9 ile 10 milyar dolar arasında Türkiye'den para dışarıya gitmek zorunda. Ödemeler 2010 yılının 17 yılına sıkışmış. Şimdi bu yıl 104 milyar dolar borç. Kısa vadeli ödememiz var. Şimdi 32 milyar dolar cari açıktan ayda ortalama 3 milyar dolarda cari açıktan dolayı dövize ihtiyaç var mı? Toplayın bunu. Her ay tekrar diyorum her ay Türkiye'den ortalama 13 ile 15 milyar dolar her ay arası çıkmak para zorunda. Çıkmak zorunda. Ha. Şimdi eğer Türkiye'ye her ay bu miktarda para gelirse sıkıntı yok. Geleni rollover yap. Takas et gönder. Eğer dışarıdan Türkiye'ye bu miktarda para girmezse. Girmeyecek mi? Girmediği takdirde girmiyor. İşte asıl problem bu. Girmiyor. Gelen sıcak para sadece geçen ay 300 milyon dolar. Yani milyarın üçte biri. Şimdi bu para girmiyor ama bu para çıkmak zorunda. Ne yapacak şimdi? Adamın ödemesi var. Falanca bankanın ödemesi var. Filanca şirketin ödemesi var. Devletin ödemesi var. Bu doları nasıl ödeyecek? Cari açığım var. Bunu ödemek için içerideki dövizi topluyor, dışarıya gönderiyor. Yani birilerinin dışarıya döviz kaçırmasına gerek yok. Borcunu ödemek zorunda. Sen borcunu ödemek zorundasın.
Şimdi bu böyle bir borç yükünü şu anda bu yapı kaldırabilir mi? Diyerek bir rakam önümüze koyarak dedik ki biz Türkiye'de döviz kademeli olarak yukarı doğru gider. Ekleyerek devam ediyorum. Bir bilgi daha vereyim. Yıllarca bize hep şunu anlattılar. Dediler ki efendim biz her yıl bütçede 60 milyar TL, 50 milyar TL faize para aktarıyoruz. Bak borç kapatıyoruz. Faize kemer sıkıyoruz. Faize para aktarıyoruz. Yok böyle bir şey. Şimdi realiteyi halkımızla paylaşalım. Bizim geçen sene bütçeden faize aktardığımız para 60 milyar TL. Yeni aldığımız faizli para 90 milyar TL. Şimdi çok basit bir soru soruyorum. Benim size borcumdan 60 milyar ödeme yapıyorum ama sizden 90 milyar para arıyorum. Şimdi bu ne demektir? 30 milyar eksi var. Daha fazla. Yani ben borcumu azaltmayı tamam. Bırak 30 milyar daha fazla yani, borç alıyorum. Katlanarak gidecek. Şimdi Türkiye yıllardan beri içeride ve dışarıda sürekli geldi faizle para aldı kullandı yedi. Geldi faizle para aldı kullandı yedi. O ekonomi çok iyi idare ediliyor. O ekonomi çok iyi idare ediliyor. Geldi içeride 450 milyar TL, dışarıda 416 milyar dolar bilinen şu anda resmi borçlar geldi. Şimdi nasıl ödüyorduk biz? Gelen parayla buna Titan zinciri diyoruz. Bakın Konya Holdingleri tam bu mantıkla idare edildi. Ne yaptı? O dedi ki ben sana bak kar veriyorum dedi. Vatandaşa %20 kar. 100 bin euro mark aldı. 20 bin mark kar verdi. Oo şu holdinglere bak acayip para kazanıyorlar. Böyle bir şey kazandı yok. Peki bu 20 bin mark karı nereden verdi? Yeni gelen aldı parayla verdi. Verdi. En sonunda ki milletin aldığını. Düt bir düdük çaldı. Stop. Geçmiş olsun. 5-6 milyar her biri mark batırdık dedi çıktı işin içinde. Şu anda Türkiye düt 416 milyar dolar içeride. Dışarıda 450 milyar TL içeride. Ya 450 milyar dolar 10 yılda cari açık verdin. 450 milyar dolar. Ve sen bu parayı dışarıdan aldığınız faizli sıcak parayla kapattın. Şimdi bir de sen Türk lirasını kasanda koydun, döviz karşılığı basıyorsun. Hepsinden daha önemlisi. Şimdi bu mantık çerçevesinde, şimdi soruyorum. Şu mantık çerçevesinde yapacakları atraksiyonları söyleyeyim. Bir, piyasadaki likiditeyi azaltmak için faizleri arttıracaklar. Faizleri arttıracaklar. Resesyona sokar. Likiditeyi azaltmaya kalkacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar, şunu unutmasınlar ki bu döviz sana ait değil. Bu dövizi, bu parayı sana veren bir irade var. Bunun sahibi var. İstediği zaman sana vermeyi keser, fiyatını çıkartır. İstediği zaman geri çağırır, fiyatını çıkartır. Yani bunun kontrolü senin elinde değil. Bir şey daha söyleyeyim. Oradan kısa bir sonuca geleceğim. Bazıları diyor ki efendim döviz artmış bize ne? Ya arkadaş senin aldığın evine aldığın ekmek, yürürken giydiğin ayakkabı, bindiğin otobüsün parası, elektriğin, doğalgazın, suyun, senin dövizle ilişkili olmayan hiçbir şeyin yok. Aha yazın. Bütün Türkiye'deki ürünlere Şubat ayında ve Mart ayında, Ocak, Şubat, Mart 3 ay içerisinde %40 zam gelecek. Bütün her şeye. Gelmek zorunda. Şu anda cep telefonları %50 pahalandı, 40 pahalandı. Birçok buğdaya şu anda zam geliyor. Her tarafa gelecek. Tek burada memur ve sabit gelirlinin parası kalacak. Satın alma gücü dibe düşecek. Burada aslında şu tekrar ediyorum bakın. Einstein'ın güzel bir sözü var. Problemler onu ortaya çıkartan mantıkla çözülmez. Ortada bir problem var. Bunu ortaya çıkartan mantık dışarıdan gelen parayla kalkınacağını zanneden mantıktır. Bu mantık bütün dünyada iflas etmiştir. Bunun adı kapitalizmin sömürgeci anlayışıdır. Artık bütün dünya bugün insanlık yepyeni bir modele geçti. Sayın Profesör Haydarbaş'ın modeline geçti. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na da söylüyorum. Yanındaki danışmanları onu yanlış yönlendirmiş olabilir. Dolar bir TL olacak, iki TL. Doların bir TL olacak. Bunlar lafta güzel şeyler.
Bakın buradaki siz kalifeleri kapatın. Şuraya bir tane güneş resmi asın. Güneş resmiyle odayı ısıtamazsınız. Şiirle, güzel sözlerle reel ekonomi yürümez. Orta bir realite var. Bak senin her ay ödemek gereken bir paran var. Senin yepyeni bir iktisat anlayışına, tezine ihtiyacın var. Senin uyguladığın bu modeli Rusya uyguladı, darmadağın oldu. Putin şimdi Haydar Hoca'nın dediğini yaptı, yepyeni bir düzen çıktı. Ben burada tekrar konuşuruz. Ekonomik ilgilenecek o kadar çok şey var ki, o kadar ciddi yanlışlar yapılıyor ki ve hayretler içerisindeyim. Çıkıyorlar, efendim diyorlar, yani korkulacak bir durum yok diyorlar, bir sıkıntı yok diyorlar. Efendim bu mesele değil diyorlar. Şimdi çıktı, birazdan düşer diyorlar. Ya bunlar peki tamam da senin bununla ilgili söyleyeceğim, yani neye dayandırıyorsun bunu? Şimdi rakamlara bakıyorum ben, çok net. Erol Hocam, yani Türkiye'nin her ay ödemesi gereken bir para var. Bu parayı ödeyeceksin sen. Yani bankadaki döviz hesaplarına el mi koyacaksın? Ya şimdi teröristtir diyerek bunun kapısı mı açılıyor? Anlamadım ki ben. Yani ne yapacaksın? Bankadaki paralara mı el mi koyacaksın? Konkordu'da mı ilan edeceksin? Koysan ne olacak yani? Bir şey ifade andan etmez. İtibaren dünya zaten var. Şimdi hocam ben tamamen sıfıra indirir. Aynı verilerle farklı bir bakış getirmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Programın sunucusu olarak. Şimdi Selim dediklerine ben Merkez Bankası'nın 2016 Haziran ayı itibariyle kendi verileri, yani her vatandaşımız ulaşabilir oraya. Mesela özel sektörün dış borcu 2016 Haziran itibariyle 262,5 milyar dolar. Şu anda 294. Şimdi bugün itibariyle ama biz o verilerden hareket 262 milyar, 290 milyar dolar. Çok enteresan bir şey var burada. Bir de yurt içinde vatandaşımızın dolar olarak borcu var. Yine o dönem için 36,5 milyar dolar, 36,4 milyar dolar. Şimdi senin vatandaşın, yani istihdam sağlayacak, reel sektörde yaşam yaşayacak ve işçi çalışacak olan sektör, yurt dışına 290 milyar dolar borcu var. Yurt içindeki bankalardan da döviz olarak efendim 36 milyar dolar ne yapmış? Ben şimdi mesela burada güzel bir noktaya temas ettim. Ben size mesela katkıda bulunayım. Şimdi bu borcun burası da önemli. Şimdi 294 milyar dolar dedi toplamda Harun Bey. Burada enteresan bir durum. Bu borcun yarısı finansal olmayan kuruluşlara ait. Ne demek? Yani borcun yarısı bankalar tarafından alınmış, diğer yarısı şirketler tarafından alınmış. Dikkat. Şirketler tarafından alınan bu para nereye gitti? Şirketlerin faaliyet dışı karları var. Yani şirketler ticaretten para kazanmadı. Para alıp satmaktan para kazandı. Şimdi ne oldu? 2 liradan dövizi aldı. Hazine bonosu ve tahvili aldı. Şimdi oldu 4 lira. 2 lira çıktı 4 lira. Ne yapacak burada? Tekrar ediyorum buradan bakın. Türkiye'nin ekonomisi çok ciddi riskli bir yerdedir. Kimse kimseyi kandırmasın. Özel sektör 294 milyar dolar borcu bir ay içerisinde iki katına çıkmıştır. Şimdi bunu özel sektörün kaldırması mümkün çok değil, zordur. Şimdi özel sektör ortadan kaldırırsanız İslam ortadan kalkacak, işsizlik patlayacak, fabrikalar iflas edecek, stagflasyon olacak vesaire. Şimdi hocam biz duygusal konuşmuyoruz. Bir aynı gemi içerisindeyiz. Bu gemi batarsa biz de batarız. Bizim kaygımız gerçekleri bulma noktasında gerçekten bir uğraş varsa bunu da ışık tutmak için söylüyoruz onu. Şimdi bir defa özel sektörün yurt içinde de dolar olarak borçlanmış. Borcunu dolar olarak ödemek zorunda. Yurt dışına 290 milyar ödeyecek. Yine bütün rezerv ne kadar peki? Merkez Bankası güveniyorlar ya. 2016 bu. 110 küsur milyar dolar. Net rezerv Harun Bey ne kadar biliyor musun? Şu anda net rezerv 24 milyar dolar. Neti. Yani o 110 dedikleri rakam, hep 110 diyoruz izleyicilerimize hani katkı olsun diye. 24'ü Merkez Bankası'na aittir. Diğerleri bankaların ve yurt dışındaki yerleşiklerin bankada tuttuğu hesaplardandır. Yoksa neti 24'tür yani. Şimdi hocam buradan başka bir yere gelmek istiyorum. Şimdi niye yeni bir sisteme ihtiyaç varın daha iyi anlaşılması için çok net bir şey söyleyeyim. Bir defa
Türkiye'de bulunan sıcak para, yabancı yatırımcı dediğim şey kaç şekilde girer? Bir, ne söylüyorum? Soros mantığıyla gelen para da var. Siz buna efendim misyoner parası diyebilirsiniz, ideolojik para diyebilirsiniz. Yani o para, çünkü global şirketler derin Amerika'yı temsil eder. Onlar hem ceplerini doldururlar, yeri geldikleri zaman da o piyasayı manipüle ederler. Böyle bir para var. Çünkü ilk önce problemi görelim ki çözümün adresinin ne kadar değerli olduğunu insanlar idrak etsin diye söylüyor. Bu realite mi? Nitekim Soros bunu birçok ülkede ben 100 milyon, 200 milyon dolarla beraber pembe devrini yaparım dediler. O zaman Türkiye'deki gelen yabancı paranın misyoner parası olabileceğini de, ideolojik para olabileceğini de düşünmek lazım bir. İki, istihdam sağlamak için değil, borsada, dövizde ve faizde parasıyla para kazanmak için gelen var. Yani bu sıcak para laptopla gelir, dizüstü bilgisayarla gelir, kapatır laptopunu, dışarı çıkabilir. İstihdam sağlayan için gelen ne baktığın zaman onlar da sizin en karlı şirketlerini satın almışlardır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine eş ve tarihine tanıklık yapmış olan şirketlerin bakıyorsunuz yok pahasına peşkeş çekilmiş bunlar da. Ülkenin içini boşaltmak için gelirler bunlar. Altın madenleri gibi değerli madenleri almak için gelirler vesaire. Peki bunun karşısında sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın bir çözüm bekliyor bu dünya. Selim Bey baştan çok net bir şey söyledi. O da Profesör Dr. Haydar Başbey'in milli ekonomi modelidir. Niye? Oradaki para, şu anda biz burada bir emek ortaya koyuyoruz. Doğru mu? Yani birikimimizi millette paylaşıyoruz. Bu birikimimizin karşılığı olması lazım para. Şu ceket Türk işçisinin ürettiyse bunun karşılığı olması lazım. Tarımdaki hayvancılıkla uğraşan, tarımla uğraşan insanımızın ürettiğinin karşılığı olması lazım. Yani bir yılda üretilen yerli üretim ve emeğin parasal karşılığı olarak onun değeri karşılığında Türk lirası piyasaya girmesi lazım. Milli ekonomi modelinin milli paraya yüklediği misyon bu. Oysa Türkiye'deki para dövizin karşılığında, yani rezerv para aldığımız döviz karşılığında biz Türk liramızı basıyoruz ki bizim cebimizdeki para da bizi temsil etmiyor. Emeğimizi temsil etmiyor. Üretimimizi temsil etmiyor. Ve onun ipi doların elinde. Sonra, bunun değişmesi lazım. Mesela cari açık. Ben bir şey, birkaç şey devam edeyim. Mesela geçen hafta bu stüdyoda da bir konuğum vardı. Bu konuğum Türk halkı aslında tanır. 2000 yılların başında Profesör Dr. Haydar Başbey'in bir Tataristan ziyareti sonrası Moskova'da görüştüğümüz. Sonra 2005 yılından bugüne kadar bütün kongrelerde bulunmuş. Eserin satır aralarını fark eden bir adam. Ve hiç unutmuyorum, bir heyetle geldiği zaman Profesör Dr. Haydar Başbey, Profesör Dr. Ömer Eyecioğlu'nun evinde Antalya'da olduğu zaman, Antep'te, biz buradan bir heyetle gittik. Adam bir defa toplum bilimcisi, strateji uzmanı, profesör bir arkadaşımız. Haydar Başbey tanıktan sonra ismi Ali Viktor oldu. Yani Müslüman bir kardeşimiz kendisi. Onun derdi şuydu. Dedi ki Amerika battı hocam dedi. Aslında bir görev için gelmiş. Hocam dedi ki Viktor dedim, o uzun bir süre bu. Ramazan ayıydı yanılmıyorsam. İftardan sonra kadar uzun bir sohbette. Dedi Viktor daha iyi anlamak için ben sana bir şey söyleyeyim dedi. Şu anda dolar Rusya'da geçerli mi? Geçerli. Türkiye'de geçerli mi? Ben sana söylüyorum. Uzak Doğu'da geçerli mi? Geçerli. O zaman Amerika kağıdını boyayıp senin alın terinin ve üretiminin karşılığında boyadığı kağıtla satın alıyorsa Amerika batmaz. Ama siz ne zaman kendi emek ve üretiminiz karşılığında milli paranızı devreye koyarsanız, milli ekonomide ifade ettiği gibi, bir de ülkeler arası uluslararası ticaretinizi milli paralarınıza yaparsanız, o zaman Amerika'nın kağıdı geriye döner ve Amerika'yı o zaman batırır. Siz Amerika'yı batırmak istiyor musunuz? Ben dedi Haydar Baş olarak Amerika'yı batıracağım. Bu tez onu batırır. Sadece bu teze rüzgar olacak, nefes olacak bir iradeye ihtiyaç var. Rusya
Ondan sonra bu milli paralarla ticaret yaptı. İşte BRICS ülkeleri kuruldu. 4 milyar insan bunu istifade ediyor. Kısmen uygulayan var, tam uygulayan vesaire. Bir süreç oldu. Çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki bir defa biz Haydar Baş Bey'in tezinde dedi. Ekonomide bir ideolojidir Haydar Baş'ın tezi. İdeoloji, ekonomi sadece bir ekonomi değil. Bir devletin dediği yaşayabilmesi için bir ideolojiye sahip olması lazım. O ekonominin satırlarında ben dedi şunu gördüm. Bir dedi bilimle dinin barıştığını gördüm. Bundan 3-5 gün önce bilim ve dinin barıştığını gördüm dedi. Buradan hareketle dedi Haydar Baş Bey'i takip ettiğim için söylüyorum. Yazmış olduğu Ehl-i Beyt eserlerine bakarsanız şunu başarmış oldu dedi. Amerika'nın arzu ettiği, ağzının suyu aktığı mezhep kavgalarını ortadan kaldırdı. Ve oradan enteresan bir şey söyledi. Dedi ki biz Ruslar dedi, Amerikalılar dedi, Batılılar bize her gün 3 defa geliyorlar Türkiye'yi bölüm parçalayın diye dedi. Mezhep kavgasıdır, odur falan. Ama biz dedi şunu biliyoruz ki bu Şii çatışması üzerinden bir aslında olmasını istiyoruz dedi. Ve çok enteresan bir bütün olmasını istiyoruz dedi. Çünkü dedi Amerikalılar Sünnileri sahiplenecekler. Ruslar da Şiileri sahiplenecek. Bu şekilde itilecek. Ve aslında dedi bir bütün olarak bir oyuncu olması gerekiyor uluslararası şeyde dış politikada. Bunu yıpratmak istiyorlar dedi. Ve birincisi dinle efendim kendi şahsında din ve bilim barışmıştır. İki, buradan hareketle Orta Doğu'daki emperyalist güçlerin kullanacağı, istismar edeceği, kendisi piposunu içerek Müslüman kanının tökülebileceği mezhep kavgasını ortadan kaldırmıştır. Üç, artık yeni bir dünya doğmuştur dedi. Biz dedi bunu yaşıyoruz. O da milli ekonomi modeliyle beraber artık kendi petrolümüzün, kendi doğal gazımızın, kendi işçimizin emeği karşılığında kendi paramızı basıyoruz. Bir de bu birliğin yani bu tezin etrafında oluşan birlik içerisinde bunu biz yaymışız. Artık biz dedi Çin'le, biz Hindistan'la, biz efendim bu ülkelerle beraber kendi paramızla ticaret yapıyoruz. Öyle enteresan ki hocam bu milli paralar yani Haydar Baş Bey'in bu teziyle beraber milli paraların devreye girdiği an doların oradan temizlenmesi manasına geliyor. Peki bu doların karşılığı yok. Bu temizlenen para Amerika'ya döndüğü zaman Amerika'yı 10 defa batırırsınız. Onun için kahrolsun Amerika diyerek, kahrolsun emperyalizm diyerek bu kahrolmuyor. Biraz önce Selim Bey'in dediği gibi her şey burası soğuk, işte hiçbir şey yok, ısıtıcı bir şey yok. Efendim güneş tablosu da bu olmuyor. Şiir okumakla da bu iş olmuyor. Bu farklı bir şey. Bir şey daha söyledi çok enteresan. Dedi aslında sizin bir üstünlüğünüz var dedi. Türkiye olarak. Çünkü bu tezin sahibi, bu tezi de ezberleseniz bunu dedi dört başı mamur uygulama şansınız yok. Enteresan tahlillerde bulundu eserle ilgili. Ama dedim sizin şansınız bizden. Biz dedi okuduğumuz kadar çünkü 2005 yıldan beri gidip geliyoruz. Biz uyguluyoruz biz bunu. Ama sizin şansınız bu tezin sahibi Türkiye'de. Bunu siz uygularsanız Orta Doğu'nun şekli değişir. Enteresan şeyle söyledi. Onun için ben bir şey ekleyeyim. Ha, sözü Erol Hoca'ya bırakacağız? Özellikle ben Kıbrıs konusunda da Hocamın bir şeysi var zaten. Olup süreci paylaşmanızı isteyeceğim ama bakın vatandaşlık maaşı konusu mesela. Türkiye'de millet nasıl verecek, nereden verecek, niye verecek? Konuştu durdu. Bakın şu anda iktisat literatürüne Birleşmiş Milletler hatta bunu şu anda uygulamasını bizzat kendi kontrol ediyor. Literatürüne vatandaşlık maaşı girdi şu anda. Citizenship income ya da universal basic income denilen terimle şu anda Finlandiya başladı uygulamaya. Kanada, yanılmıyorsam İskoçya şu anda. Fiili olarak bizzati ve çok enteresan zengini fakiri ayırt etmeden herkese verilmesi gereken en doğal hak, universal basic income, citizenship income olarak adlandırılıyor. Vatandaşlık maaşı şu anda uygulanıyor. Şu anda. Ve bunun takibini, uygulamasını Birleşmiş Milletler bünyesine aldılar. Şimdi bu görüşün, vatandaşlık maaşı görüşünü 2002'de ilk söylediği zaman Haydar Bey, o zaman Türk halkı niye verecek? Nasıl? Halen daha biz niye nasıl olacak, niye olacak? Oysa ben Erol Hocam bir soru soracağım bu ekonomiyle ilgili. Yani ekonomik olarak tam bağımsız olmadan
emperyalizme karşı mücadele verilebilir mi? Hareket edelim. Mümkün olabilir mi? Hiç mümkün olmaz. O zaman sizin kitaptan atıfta bulunarak söylüyorum hocam. Hiç mümkün olmaz. O zaman çözümü, yani temel çözümü olmayan, ülkeyi tam bağımsız yapamayan siyasi partilere bir isim vermemiz lazım o zaman. Hepsi proje partisidir. Bu sözü ikinci kez almış oldum sizden. Tabii, hepsi proje partisi. Güzel. Bunu tartışmasın mı? Şu anda siyasi iktidar sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı'na hedef saptırtıyor. Yani orası öcü, burası öcü. En son denilen ifade elinde dolar ve euro tutan terörist gibidir. Yani bu cümleyi Cumhurbaşkanı söyletmeleri son derece son derece. Ay şu deseydi Amerika dolarını terörist beslemek için yapıyor. Ülkeyi boşaltmak için yapıyor. Emeğini boşuna alıyor. Bak bunun bir içi dolu. Ama işte bu kendi şey. Kendi vatandaşın için bunu söylediğinde üstelik bak kendi vatandaşın için bunu söylerken aynı anda bakanlık, bakanlar kurulu şöyle bir karar çıkartıyor. Aynı anda. Aynı anda evet. Bak şimdi çıkardıkları karar şu. Diyor ki Türkiye'de ya 1 milyon dolar ve üstünde taşınmaz alan ya da 2 milyon dolarlık yatırım yapıp istihdam sağlayanlar ya da 100-200 kişi çalıştıracak şekilde işletme açanlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı verilecek. Dolar cinsinden ama dolar cinsinden veriyor rakamları. Şimdi bak Cumhurbaşkanı kendi vatandaşı için böyle bir ifade kullanırken aynı Bakanlar Kurulu'ndan böyle bir karar çıkıyor. Karar çıkartırken de bakan, bunun sorumlusu olan bakan kameralar karşısında örnek verdiği ülkeleri saymaya başlıyor. Şöyle bir cümle kuruyorlar. Efendim Yunanistan diyor ki önü topu biz 1 milyon dolar diyoruz ama Yunanistan 240 bin euro diyor para. Efendim İspanya şu kadar diyor. Hepsi küçük rakamlar. 500 bin dolar gibi küçük rakamlar. 300 bin euro değil mi? 500 bin. Maksimum 500 bin. Tabii de 500 bin dolara denk geliyor bütün bunların hepsi. Onlar diyor bunu yapıyorlar. Peki, şimdi anlamakta zorlanıyoruz biz tabii. Şimdi Cumhurbaşkanı böyle bir cümle kurarken bu taraftan hükümet, bakanlar kurulundan bu tür kararlar çıkıyor. Yahu ne oluyor? Ben o zaman ısrarla şunu söylüyorum. Ben kendimi yırtıyorum ne kadar uzun zamandır. Cümlem şudur. Cumhurbaşkanının danışmanları Türk ve Türkiye'li değil. Nokta. Hocam bir şey söyleyeyim. Mine'nin bir tespiti oldu hocam bakın. Önemli, Rusya'da yaşıyor. Esasında... Selim Bey çok enteresan. Adam Rusya'da yaşıyor. Ama gerçekten hocam uluslararası deneyimi olan, yani sizin tanışmasını arzu ederdim. Çünkü gerçekten olağanüstü bir adam ve strateji uzmanı bir arkadaş. Dedi ki bir, sizin de Cumhurbaşkanınız yapayalnız bir adam. Doğru söylüyor. İki, yalnız. Bak iki. Çevresinde doğru dedi, söylüyor. Akıl sağlığı olan adam yok dedi. Bomboş bir çevresi dedi. Ve çok enteresan, biz dedi Putin'e uçağımızı düşürmelerine rağmen, düşürmenize rağmen dedi. Bizim sefirimizi koruyamamanıza rağmen dedi. Bu dedi, devlet aklıdır. Biz elimizi uzattık. Cumhurbaşkanı da geldi özür diledi. Sizin Cumhurbaşkanı geldi özür diledi. Ama dedi, ikisi de bu noktada nefislerini ayaklarının altına aldılar ama dedi. Türkiye bir adım daha önde niye biliyor musun dedi. Türkiye daha da baş yaşıyor. Yani en hocam orada yaşayan bir adamın ilk defa zaten bunu tanıştığım zaman bir Rus içki içmeyen. Ben dedim kola getirdim. Yok. Türkiş kola ayran dedi. Ve ilk sohbetimde hocam sohbetim bir ara verelim dedim. Hocam müsaadeniz bir namaz kılayım dedim. Dedi ki bir dakika dedi ya. Ben de kılmak istiyorum dedi. Tamam. Buyur gel. Tabii apsalması bilmiyor. Bana bakıyor apsaldı. Bir namaz kılmaya başladık. Ama ilk defa bir Rus'un içki içmeyen olayları analiz eden ve işte kolaya karşı ve Amerika'ya şunu dedi biz dedi Amerika'ya karşı ama dedi biz ne yapacağımızı bilmiyoruz dedi. Biz onun için Türkiye'ye geldik. Biz Halit Hoca onun için bulduk dedi. Çinliler dedi bizden bekliyorlardı. Hatta demişler ki bak dağıldınız elinizi verdiniz kapitalizme yutacak sizi. Sizden bir fikir bekliyoruz. Biz de fikir arıyorduk dedi. Ve içimizde Müslümanlar da yaşadığı için dedi biz dolaştık ve Haydar Başbey'i böyle bulduktan ifade ettiler. Onun için gerçekten Cumhurbaşkanı'nın etrafında ekonomiyi bilmeyen, hatta kapitalist ekonomiyi bu koşullar içerisinde analiz edebilecek derinliği olmayan ya şimdi insanlar mesela, var. Ya, üzülüyorum buna. Yiğit Bey,
Şimdi danışmanlık yapıyor ekonomide. Dolar 1 TL olacak dedi. Sonra 2'yi asla geçmez dedi. 2.70'i görmeyecek dedi. 3'ün üzerine çıksa bile hemen aşağı düşer dedi. Şimdi ne dediyse eğer şöyle yapıyorsa Cumhurbaşkanı doğru. Danışmanlarını dinleyip hep tersini yapıyorsa o zaman doğruyu buluyor demektir de. Yani realite o değil. Yani şu anda bakın bir tekrar aynı yere geliyoruz. Hiçbirimiz bu ülkenin batmasını istemeyiz. Hiçbirimiz bu ülkenin ekonomisinin dibe vurmasını istemeyiz. Bizim ikinci vatanımız yok. Şu anda Türkiye'nin ekonomisi evet burada haklıdır Cumhurbaşkanı. Türkiye şu anda ekonomiyle birlikte ciddi bir şey altındadır. Baskı Allah altındadır. Allah'ım terörle birleşsin. Ve burada ne siyasi kadro ne danışmanlarının hiçbirinin kafasında üreteceği hiçbir çözüm yok. Elindeki bütün argümanları kullandılar. Tek dedikleri şey şu, vatandaşa yastığın altındaki dövizi getir. Eğer iş vatandaşa kaldıysa, yani siyasi iradenin yapacak bir şeysi yok ve topu vatandaşa atıyorsa, o zaman işin vahameti daha iyi anlaşılıyor. Hayır Selim Bey, rakamları verdiniz. Bakanlar orada da bundan mümkün değil ki. Merkez Bankası 1,5 milyar dolar para enjekte etti. Bak enjekte ettiğinde söyleyeyim ben sana. Ben onun dakikayı çok iyi takip ettim. 3.78'di dolar. Bak 1,5 milyar doları enjekte etti. 3.75'e düştü. Peki saat 16'ya doğru ne oldu? 3.90 oldu. 3.80. Evet. 3.90 oldu. Şimdi yani 1,5 milyar böyle var ya. Yani fotoğrafı yukarıdan bakmak şimdi lazım hocam. Bu noktada bakın Türkiye'nin sabit kur modeli, Türkiye'nin ithalat ve ihracata dayalı bir dış ticaretin farklı bir modeli, milli ekonomi modeli bunların hepsini ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten ekonomide bir çıkış arıyorsa yapması gereken bu modelin sahibini gelip dinlemesidir. Bakın çok basit bir şey. Şimdi cari açık diyorsunuz. Sen Türkiye'deki bütün madenlerini yabancıya sattın. Şimdi nasıl bu açığı kapatacaksın? Senin petrole ihtiyacın var mı? Doğalgaza ihtiyacın var mı? Senin bu kaynaklara ihtiyacın var mı? Var. Senin topraklarında olan bu madenleri sen yabancıya verdikten sonra, sattıktan sonra sen nasıl efendim cari açığı kapatacaksın? Bak arkadaşlar ben şöyle size bir strateji önerisinde bulunayım mı? Bakın şimdi. Stratejinin en yalın tanımı, 104 tane tanım var da stratejinin en yalın tanımı ne? Yalın tanımı şu. Bir, olanaklarla koşulları örtüştürme sanatı. Bak strateji bir bilim değildir. Strateji bir sanattır. Madem ki Haydarbaş Beyefendi sanat. Bak madem ki Haydarbaş Beyefendi böyle bir model ortaya koymuş ve koymuş oldu bu model üzerine de işte Harun Bey kaç programlardır izleyiciye anlatıyor, izah ediyor. Dünyanın kaç yerinde tartışıldı diyor. Kaç yüz kişi geldi. Çok güzel. Şöyle bir şey yapılacak. Haydar Bey bir vatansever. Doğru mu? Doğru. Peki. Bunda bir kuşku yok. Benim zerre kadar kuşkum yok. Çünkü Cem TV'de programın konu olduğunda da gördüm ne olduğunu, ne bittiğini. Bu kadar zamandır da izliyorum. Yapılacak şey basit bir şey aslında. Oturup Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazmalı. Cumhurbaşkanı'nın onu aramasını beklememeli. Bak beklememeli. O danışmanlar onun çevresini sarmışken böyle bir şey olmaz. Bu iş tersten olmak zorundadır. Haydarbaş Beyefendi bir mektup yazacak. Mektuptaki muradın ne olduğunu ifade edecek. Kendisiyle niye görüşmek istediğini bunu ifade edecek. He, o mektubu da medyayla paylaşacaksınız. Kim olarak? Bağımsız Türkiye Partisi unsurları olarak. Dikkat edin bir parti mensupları paylaşacak bunu. Güzel medyaya. Şöyle bir mektup ulaştırdık. Mektubun içeriği budur. Anlatılan budur. Haydarbaş Beyefendi partinin genel başkanı olarak. Dikkat, partinin genel başkanı olarak kendisinden randevu talep etmiştir. Talebinde takvimi şudur, bu kadar zaman içerisinde görüşme talep ediyor. Bu geldi geldi gelmedi, ondan sonra kamuoyu her iki aktörü de bir yere yerleştirir. Bakın bu işin doğrusu budur. Hocam ben tabii sizin görüşünüzdür bir şey demiyorum. Ben de şuna... Hayır bu benim görüşüm değil. Bu stratejinin emrettiği düşünce yapısı. Hocam strateji olarak başka bir şey de söyleyebilirim ben burada. Çünkü o benimle paylaştığım, onun benimle paylaştığım bir şey var ama. Şunu yani paylaşırız onu sizinle.
Fakat şöyle bir şey var. Şimdi bugün siyasi parti kurmadan önce, siyasi parti kurmadan önce, hatta daha da geri gidelim. 95 yılında Amerikalılar Haydarbaşı seçtiler başbakan yapmak için. Elini tersiyle itti. Uzun iki. Onu sizden belki biliyorsunuz. O uzun iki. Öyküyü biliyorum. O öyküyü biliyorsunuz. Bir defa Türkiye üzerinde Amerika'nın bütün oyunlarını bilen, elinin tersiyle iten ve bir tez ortaya koyarak da bugün geçiden dünya kapitalizmi karşısında bir pozisyon alması gerekiyorsa artık milli ekonomi modeli kapsamında pozisyon alıyor. Kabul ederiz etmeyiz. Bizim insanımız kendinden içe çıkanı kabul etmede problem yaşar diye. Hiç problem yaşar diye. Problem yaşamaz. Kabul etmez. Problem yaşamanın sonucu şudur. Kabulde vardır orada. Ben Türk insanı tamam, kabul etmez. Bu, tamam hocam peki. İnşallah kabul eder diyelim çünkü ülke elden gidiyor. Umarım. Şimdi burada umarım. Birazcık daha isterseniz umarım. Devam edeceksiniz. Şimdi bakın Rusya şu anda kalkıyor. Devam edeceksiniz. Peki, tamam, Rusya kalktı. Haydar Bey'in yanına geldi. Şimdi bir projeniz, tezi olan insan görüşünü bütün kamuoyunda Selim ortaya koyar. Bir şeyi karıştırıyorsun. Bir saniye dur. Bir dakika. Lafım bitireyim. Dur bir dakika. Bir saniye dur. Bak şimdi bak. Anladım. O laf nereye gideceği belli yani. O laf bir yere gideceği yer belli de bizde gitmez. Sebebini söyleyeyim bak şimdi. Rusya'daki devlet adamı kültürüne bakınız. Bizdeki kültürsüzlüğe bak. Bak kardeşim iki ülkenin kültürü arasında fark var. Bizdeki kültürde hiçbir zaman 10 insanın 9'u kendisine bunu yedirmez kardeşim. Yedirmez. Yok böyle bir şey. Nefis var diyorsun. Nefis var. O 10 insandan birisi ancak çıkıyor bizim kültürümüzde. Ancak. Yani hani var ya Yunus'un lafı, hamdım, yandım, piştim, oldum. Bu yok. Bak bize özgü bir şey değil bu. Çok az insanımız bunu kırmaz. Ha, bunu tersten düşünelim. Tekrar söylüyorum. Haydar Baş Beyefendi bu mektubu yazsın. Ne olduğunu anlatsın. Orada, o zaman işin tersi yürür. Diyeceksiniz ki Haydar Hoca bunu yapmaz etmez. Hayır demiyorum. Bence yapmalı. Demiyorum başka bir şey söylüyorum. Ben farklı bir şey söylüyorum. Bence yapmalı. Ben farklı bir şey söylüyorum. Benim tanıdığım Haydar Baş Beyefendi bak bunu kırar ve yapar. Benim gördüğüm karakter hocam, bunu yapar. Hocam orada problem yok. Sadece yok. Bir söz problem var. Yok burada. Azerbaycan'da bir söz var hocam. Lafınız yere düşecekse lafı söylemeyeceksiniz. Pardon dur bir saniye. Biraz daha yürüyeyim ama. Doğru değil bir dakika dur. Bir dakika hocam. Bak kardeşim bir dakika. Burada devlet ve devlet anladım adamları. Sen, anladım dediniz burada. Hocam. Bak benim oradaki şeyim şu. Ben size katılıyorum hocam. Yani burada ama sizin şunu derseniz ben şöyle düşünürsem yaparım. Ben bunu söyleyeyim zaten bugüne kadar ben geçmişini biliyorum. Geçmişimi biliyor. Siyasi parti kurmadan önce oturup konuşmuşum. Evet. Kriterleri ortaya İkisi koymuşum. İkisi birbirini çok tarih beni haklı çıkarmış. Evet. Tamam. Ama ben haklıyım dedi ortada çıkmıyorum. Ülkem elden gidiyor. Bravo. Benden bunu bekliyorsunuz. Problem şu. Benim söylediklerim ortada ve benim söylediğim söylememe rağmen yere düşecekse niye ben onu söyleyeyim? Bir dakika. Ben geveze değilim. Bir şey söyleyeyim hocam bitirmiyorsun belki. Asıl şey şu. Senin kitlenin yeri biliyorum ben. Haklı olduğun yeri de biliyorum ben. Ben de diyorum ki o zaman. Şimdi tamam. Bu böyle olsun. Ama siz böyle olursa zaten bir bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkan olarak bunu ortaya koydum. Beyefendinin tavrı bu oldu. Ey millet takdir sizin. Bravo. Ben anlıyorum sizin oradaki şeyinizi ama ben o sizin programlarda ben bu millete hiç inanmıyorum diyorsunuz ya. Biraz oradayım diyorum. Ben bu konuyu böyle bitiriyorum hocam. Tamam bakınız şimdi. Hiç kuşkusuz ki marifet yani iltifat marifetle at başı gider. Bak hiç kuşkusuz ki. Benim bir marifetim var. Sen bana mültefit davranırsan, yani iltifat edersen bu hayata geçer. Kabul. Ama öbür taraftan demin konuşmanın bir yerinde ne dedin? Bak Putin şu oldu bir devlet adamı. Ben de ne dedim? Rusya'nın çok büyük bir birikimi var. Bak çok büyük bir birikim var. Her dediğim yere kaydettim. Sadece o millet noktasındaki şeyim var. O başka bir şey. Bak, şey bu. Demin ben de ne dedim Selim Kotel'in sözü üzerine? 10 kişinin 9'u dedim kendisine yedirmez bunu. Çünkü bak bizde ben bunu bilmiyorum demek gibi büyüklük yoktur. Kibir var kibir. Kültürde kibir var. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu kompleksten kaynaklanıyor. Yoksulluktan kaynaklanıyor. Birikimsizlikten kaynaklanıyor. Evet, kaynak yeri çok bunun. Ayrı bir şey. Şimdi bu tarafa baktığınızda
Obama ile Biden arasında bir konuşma oldu. Biden'a bir ne diyeyim, madalya mı diyeyim, ne denir onun adına takılmış bir madalya. Evet. Amerika en üstü. Bu üçüncü kişi. Birisi Reagan'a vermiş, birisi Papa'ya vermiş, birisi buna. Güzel. Bak orada bir şey söyledi. Bir şey söyledi Amerikan Cumhurbaşkanı. Geri dönüp başkan yardımcısı için. Dedi ki Amerikan demokrasi tarihinin en önemli başkan yardımcısı oldu. Bak bütün Amerikan demokrasi tarihinin. Bunun anlamı çok açık. Diyor ki bu adam kibirini yemiş. Kibirini sıfıra indirmiş bir adam. Amerika Birleşik Devletleri bu adamın hizmetini unutmayın. Bu adam olmasaydı ben bu başkanlığı iki dönem onu yapamaz. İsrail'in en önemli temsilcisi olarak Obama ona olan bağlılığını ifade olabilir. Olabilir ama benim şey baktığım özür dilerim. Bak benim baktığım şey nedir biliyor musun? Benim baktığım husus şudur buradan. Strateji açısından. Buradaki yönetim biçimi meselesidir. Bak yönetim biçimi meselesidir. Kalkıyor bir adama diyor ki o hizmetler odur budur. Onun Amerikan tarihini ilgilendiren mesele adam. Ama ben buradaki hitap şekline ve kurulan cümlelere bakıyorum. Şimdi aynı işi bak Putin kendi devlet adına yaptı. ABD suçladığında Obama kalkıp suçladığında ne dedi? Ya dedi buna tepki göstermeyeceğim. Ben de ABD'li diplomatları sınır dışı etmeyeceğim. Bekleyeceğim dedi Trump. Bunu bekleyeceğim. Bugün ne açıklama yapılıyor? Trump Moskova'ya geldiğinde doğru ya da yanlış neyse oradaki kadınlarla bir işret alemi yapmış. Şimdi söyledi şey. Kim bunu açığa çıkartmış? Bir MI6 mensubu. Bir İngiliz istihbarat ajanı. İstihbarat mensubu bu kişi kimin hayatıyla ilgili bir meseleyi çıkarıyor? Amerikalı. Şimdi o zaman İngiltere ile Amerika arasındaki meseleyi de çok iyi bakmamız gerekiyor. Bu MI6 meselesi önemli, öyle bir mesele. Çok. Aynı şey işte bir gün bir Kıbrıs tarihi anlatırken anlatacağımız zaman bu Makarios'un özel yaşamıyla ilgili de İngiliz istihbaratın ne yaptığını o zaman da anlatacağım. Amerikalılar yaptı falan filan. Neyse. Bunlar öyle. O nedenle şimdi bizimkiler de böyle bir devlet adamlığı göstermek zorunda. Bir şey hocam sorayım ben biraz daha meramım anlaşılır diye. Siz Erol Bütercimler olarak yakın tarihi araştıran, çok gerçekten çok güzel eser ortaya koyan bir kişi olarak. Siz çevrenizde efendim bir Müslümanın katline cevaz veren bir sakallı ve cübbeli dinliyorsa, Erol Bey'i dinliyorsa, artı bu toprakları bize hediye eden başkomutanı da bu ülkenin inancına, örfüne, geleneğine ters düştüğünü ortaya koyan bir kavukluyu da dinliyor iseniz, mezhep kavgasını da körükleyen insandan ağzına bakıyorsanız, o zaman Harun Kayacı şöyle düşünür. Ya bu Erol Hocam'a ne diyeyim ve ne yazayım derim ben ya. Biraz buraları düşünüyorum. Bir de bunu yaparken de işte ben bunu yapayım da Erol Hocam'ı bak bütün buna rağmen uyardım da işte ters köşeye, yani millet beni takdir etsin. Millet, senin dediğine geldim ben hocam. O bir senin program yaptık ya sana. Bu millete maalesef firaset noktasında problemi var diye düşünüyorum. Niye var? Ben söyleyeyim mi hocam? Haram lokma yerseniz o bünyeden farklı çıkıyor hocam. Şaşı oluyorsunuz. Mevlana'nın o öğrencisine şu desteği getir diyor. Hazret diyor iki tane var hangisini getireyim? Anlatamıyor. Neyse birini kır da birini getir diyor. Kırınca elinde bir testin sapı kalıyor. Böyle bir şey var ama bu dedikleriniz stratejik olarak çok doğru şeyler. Ben de bir kaygılarımı ifade ettim herhalde. Orta payda bulduk. Teşekkür ederim. Kaygı konusunda ortağız. Kaygı konusunda ortağız. Evet hocam, Kıbrıs olayını biraz konuşalım mı yoksa? Çok çok özet olarak ifade edeyim. Kıbrıs'taki mesele ne? Kıbrıs'taki sorun iki ana unsurdan ibaret. Birisi şu. Her iki tarafta 1974 itibariyle bırakıp gitmiş oldukları malların geri alma. Birinci bir problem bu. İkinci problem, şu anda Türk tarafının elinde bulundurduğu toprak Kıbrıs genelinin %31'inin biraz aşkın. Bunun 28'e 29'a düşürülmesiyle ilgili bir tartışma var. Fakat bu tartışmadaki harita problemli bir harita. Çünkü Rum kesiminin söylediği şey şu.
Bir diyor. Güzel yurt verilecek bize. İki, Karpas'tan da yine bir bölge çiziyor. Burası da bize verilecek. Birincisi, Türk tarafı Karpas'taki bölgeyi veremez. Çünkü o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasıyla, ulusal güvenliğiyle ilgili bir meseledir. Çünkü oradan İskenderun Körfezi kontrol ediyor. Hocam. Tabii. Bir kere onu verilmez. Oradaki parça. Kıbrıs, Karpaz burnundan onu verdiğinizde Türk tarafının içine bir hançer gibi gelip saplanırsınız. İkincisi, güzel yurt konusuna gelince, ben güzel yurdun talep edileceğini ve bu konuda Türk kesiminin çok sıkıştırılacağını, ışıklar içinde uyusun, benim büyük hayranlık duyduğum Rauf Denktaş'ın son Cumhurbaşkanlığı seçiminde, artık daha önce de ifade edildiği için söylememde hiçbir mahsur yok. Oradaki strateji grubunun birisinin ben içinde bulunmuştum. Çünkü burada Türkiye'den bir rica üzerine gitmiştim oraya. Seçimin gecesi sonuçlandı. Cumhurbaşkanı oldu Rauf Denktaş. Televizyonda yanılmıyorsam Genç TV'ydi. Yani onların Genç TV'si. Orada aynen söylemiştim. Güzel yurt verilecek, güzel yurt talep edilecek diye. O zaman sormuşlardı Cumhurbaşkanı'na ne diyor diye. Rauf Bey bunun böyle talep edileceğini biliyordu. Ortadan bir konuşma yaptı. Ve o zaman Kıbrıs çok kötü karışmıştı. Çünkü o güne kadar kimse bunu diline bile almıyor. Yani Kıbrıs'ın haberi bile yoktu. Çünkü güzel yurt önemli bir mesele. Çünkü yani orası Defkoşa'ya bağlanacak. Soru sorayım. Hayır, şimdi bak. Ne olacak? Verilmeyecek. Ama burada bir problem var. O problem de şu. Kıbrıs harekatı yapıldığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genel kurmayının koridorlarında harita çizilirken bir gün masaya oturulduğunda buradan toprak verilmesi gerektiği bilindiği için o %31'in biraz aşkın üzerinde bir toprak alındı. Bu biliniyor. Dendi ki bu talep edildiğinde bunu vereceğiz biz. Buradan bir miktar toprak verilecek. Verilir. Zarar yok. Zaten o baştan çizildi o. 28'e kadar verirsiniz. Türk tarafı bugün Türkiye 29 diye ayak diretiyor. O önemli bir mesele çünkü. Sonuç olarak bir. Ama asıl problem nerede biliyor hocam, musunuz? Vermek hiç hoşuma gitmiyor. Hayır ama baştan itibaren o belirlendi o. Daha 1974'te belirlendi o. Asıl problem orada değil. Asıl problem. Şimdi askerin çekilmesi orada 15 yıl konuluyor falan. Asıl problem, askeri de çekersin. Ama asıl büyük problem Türkiye'nin garantör devlet olarak buradan çıkartılmaya çalışılıyor olmasıdır. Korkunç bir şey. Anastasia'das, bak temsilci olan Rum kesiminin temsilcisi ısrarla diyor ki bu garantörlük meselesi bozulmalıdır. Garantörlükte kim var? Türkiye, Yunanistan ve İngiltere var. Şimdi İngiltere ve Yunanistan çok önemli değil onlar için. Onların bütün derdi Türkiye'nin çekilmesi. Türkiye'yi çektiğin andan itibaren oradaki garantörlükten Kıbrıs bitmiştir. Türk kesimi. Peki bugünkü Kıbrıs Cumhurbaşkanı bu garantörlük için ne düşünüyor derseniz? Evet hocam. Söyleyeyim size. Daha önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir cümle kurmuştu beyefendi. Demişti ki artık garantörlükler eski garantörlük konusunda ısrar edilmemelidir. Bunu da benim gibi bu adam da başkan olmuş. Benim gibi akademik ömürlerini Kıbrıs'a adamış olan Türkiye'deki kişilerin notlarında duruyor beyefendinin, Akıncı'nın cümlesi durmakta. Bir dahaki programda Kıbrıs meselesi daha yürüyecek. Haritalar meselesini anlatacağım. Bugün iki tarafın çizdiği harita Birleşmiş Milletler'de çelik kasaya konmuştur. Buradan sonuç çıkacak mı? Zerre kadar sonuç çıkmaz. Kıbrıs problemi dediğiniz problem Kıbrıs Türkü ile oradaki Rum'la ilgili değildir. Kesinlikle Kıbrıs'taki doğrusu. Problem dediğiniz problem uluslararası ilişkiler arenasında ABD'nin, İngiltere'nin, Orta Doğu'da İsrail'in, öbür tarafta Rusya'nın falan kararları ile ilgilidir. Ne Türkiye'ye ne de Yunanistan'a bırakılmayacaktır. Bırakılmamıştır. Bundan sonra da bırakılmayacaktır. Orta Doğu meselesi parça pinçik edildikten sonra Kıbrıs'ta bir hale şekle sokulur. Zaten Rum kesim biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne alınmıştır. Evet. Bu konu, bu pirinç daha çok su kaldıracak. Bir dahaki programda konuşmaya devam edeceğiz. Konuşmaya biz bunu devam edeceğiz. Ve Cumhurbaşkanlığı meselesi de olacak. Alınan o 9. maddeyle ilgili kararlardan birisi 9-10-11 konuşuluyor ya, bir tane var orada. Maddede bir değişiklik yapıldı. Oylamayı nasıl görüyorsunuz? Cumhurbaşkanı yerine devlet başkanı. Bir dahaki hafta yine çok konuşacağız. Oylamayı nasıl göreceğim? Fikrimi beyan edersem
terörle mücadelenin polisleri kapıdan alırlar beni, Rütük de burasını kapatır. Aman hocam bir şey söyleyeyim. Kenan şimdi sen kapat. Sorumu geri alıyorum de seni. Niye sormuyorum? Senin bir sorumu geri alıyorum tabii. Söyleyeyim. Haftaya yeni bir programda da düşünce kadar değerli konuklarım Harun Kayacı ve Erol Tercümler Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim.